Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Cuma'dan beri. İyi değilim. Hiç iyi değilim. Bugün Zeynep Hanım bir ses geliyor arka taraftan. Bugün kuruma gittiniz. Evet, başvuruda bulundunuz. Evet. O süreci bir anlatır mısınız? Nereye gittiğinizi? Bir dilekçe yazdınız. Bahçelievler. Sosyal hizmetlere. Sosyal hizmetlere gittik. İşte başvurumu yaptım. Dilekçemi verdim. Bu şekilde süreç ilerleyecek inşallah. Allah nasip ederse. Evet. Ben şey düşündüm sizin yerinize. Mesela siz diyelim ki kurumdan hani tekrar onay çıktı, inceleme yapıldı, anneye teslim edilmesine karar verildi. Siz kızınızla kavuştuğunuz dakika o vicdan azabı daha da katlanacak. Evet. Çünkü ona baktığınız her an o gün aklınızdan çıkmayacak. Tabii ki çıkmayacak. Bu ölene kadar çıkmayacak. Yani ben bunu ilk geldiğim gün de söyledim, şimdi de söyledim. İnsan başkasını kolay suçluyor da ama içinden kendini suçladığı zaman o suçla yaşayamıyormuş. Kendinize bir kızgınlığınız, öfkeniz var mı? Yani kendinizi suçluyor musunuz 24 yıldır? Kendimi suçluyorum şöyle. Hani niye bıraktım diye suçluyorum tabii ki ama sadece kendimi suçlamıyorum. Hasta eder bu duygu çünkü. Yani düşünsenize o güne gidiyorsunuz, kendinizi suçluyorsunuz. O güne neden olan insanları suçluyorsunuz. Tabii ki. Tek başıma yapmadım ben bu suçu yani. Bunun bir babası var. Bize baksaydı, onun bir hasta çocuğu var deseydi ki benim hasta çocuğum var. Sen otur çocuğunla ilgilen, bunun hastane tedavisini gör. Bir sigortalı işe girseydi, ben de çocuğumun başında otursaydım, onunla ilgilenseydim. Bugün ne o vicdan azabını çekecekti ne ben. Bir baba var ama o baba ortada yok. Kızınızın o son halini gördüğünüzde yabancı geldi mi size yoksa direkt tanıdınız mı? Sanırım şöyle söyleyeyim yavrum ya. O çocuk size yabancı geliyor mu, tanıyor musunuz? Kuzum. Zeynep Hanım. Peki. Ben buradan alalım dışarı hanımefendiyi de. Alalım. Ya çünkü kendini hissetmiyor. Beni ayırmayın benim oğlum. Evet. Tamam, şimdi sonra beraber. Evet. Şimdi aldıktan sonraki bu yani çocuğuyla eğer o kavuşma yaşandıktan sonraki süreçte de söylediğim gibi yani her dakika her saniye aynı vicdan azabıyla karşı karşıya da kalabilir ama o 24 yıl sonra evladına kavuşmak için her türlü riski alıp onu aramak üzere programa da katıldı. En azından kızının yeri yurdu belli, dilekçesini verdi. O dilekçe sonrasında prosedür ve işlemler
başlayacak. O evladın sağ salim olduğunu, iyi olduğunu, devlet korumasında olduğunu öğrendik. Bugün neler yapıldı? O başvuru VTR'si ekrana geliyor. Zeynep Hanım 24 yıl önce engelli çocuğunu Büyükçekmece'de bir parka bırakmıştı ve 24 yıl çocuğunu aramıştı ta ki Esra Erol'da programına katılana dek. Ve programımızın aracılığıyla çocuğumuzu bulduk. Şimdi Bahçeli Evler Esirgeme Kurumu'na giderek bir dilekçe vereceğiz. Hem kızımızı görmek, kızımızı oradan alabilmek için. Evet, şu anda İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün önüne geldik. Zeynep Hanım 24 yıl önce bırakmış olduğu kızıyla şahsi ilişkiyi kurmak adına bir dilekçe verecek ve şu anda o dilekçeyi vermek için içeri giriş yapıyoruz. Bugün oraya gidiş aslında sizin için o umudunuza doğru ilk ve gerçekçi adımdı. Şimdi şöyle bir durum var tabii. İyi misiniz? Ha? İyiyim. Cuma'dan beri böyle misiniz? Evet. Çocuğum. 18 yaşına kadar her birey çocuk. Şimdi 30 yaşında bir birey var karşımızda ama hala çocuk. Bu sefer velayet değil artık vesayet devreye girmiş. O çocuğumuzun diyorum ben çünkü iradesiyle hareket edemeyen, kendisini koruyamayan, toplum tarafından kendisine gelecek her türlü saldırıya ve hukuki işlemlerde onun artık bir vasisi var. Onun adına hareket eden, onu koruyan. O yüzden de affedip anneyi affetmeme meselesi noktasında da orada bir irade söz konusu değil. O yüzden de prosedür hukuki anlamda devam eder. Annenin yasal müracaatı var. İncelemeler yapılır. Ya o çocuğumun zaten yani hani bilemiyorum belki hani 5 yaşındaki bir çocuktan herhangi bir farkı yok. Yıllardır yurtta hani bize aktarılanlar kek mesela... Hep kek yapma oyunu oynuyormuş ve o keki annesine yapıyormuş. Mesela o çocukta hani o irade yok ama hayatında ve aklında hep bir anne var. Yani oyuncak telefonla konuşuyor, hep annesiyle konuşurmuş. Yani hep annesiyle iletişim kuruyor. Çocuklarla yemek yapma oyunu oynarsınız. Bakın siz onu o parka bıraktınız ama o nereye bırakılırsa bıraksın sizi bırakmamış içinde. O kekler sizin için yapılmış oyuncak kekler. O oyunlarda hep annesi tarafından korunan, hep annesi olan bir çocuk olmuş. Yani şimdi şeyi diyorsunuz, hangisi akıllı? İnsan bunu sorguluyor. Yani bu şartlarda bu zihinsel engeli olan içgüdüleriyle hareket eden çocuk mu yoksa diğerleri mi? Esra Hanım, ben şunu da öğrendim. Belki 6 ay, belki 1 yıl sonra. İşte ben dedim hep araştırdım sordum ama hani bilen de söylemedi. Anlatabildim mi? Sen biliyorsun ama sen de söylemedin. İşte çalıştığı yere ya da bilmiyorum. Ameliyat olduğunu çapada çok iyi bakıldığını ama işte sorduğun insanlar benim annem işe gitti gelecek. Benim annem çok yoruluyor. Babam onu hep dövüyor dediğini ben biliyorum. İnsanlar buna işte üzüldüğünde ben şaka yaptım diye ben bunları da biliyorum. Ben ulaşamadım. Ben çocuğuma ulaşamadım. Çok aradım onu ben. Çok aradım ama ulaşamadım. Bütün hala ulaşabilme şansınız yok Zeynep Hanım. Bakın şu var, yani çocuk iyi, kurumda ama hala siz ona ya 3 gün önce, 24 yıl önce bırakmıştım, şimdi de buradayım alırım dediğinizde hiç kimse sizin anne olmanızı, 24 yıl sonra onu istemenizi umursamıyor. Şuna bakıyorlar, ya Zeynep o 24 yıl önceki kadın mı yoksa Zeynep... Gerçekten bu sorumluluğu alabilecek biri mi? Özür dilerim. Problem bu. Programda bitti. Süren bitti. O yüzden yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İnşallah da o çocuk için çok daha iyi olur. Sakin olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.